Evet arkadaşlar. Bu kedim Hürrem. Sürekli kameraya çıkmaya meraklı, şöhreti seven kedim. Ee, şöyle bir tam çekim alayım. Çünkü kendisi şöhrete meraklı, seviyor da. Çok tatlı, çok akıllı. 5-6 aylık daha küçük. Bunun mır, mır hır yapışı böyle kucağınız aldığınız zaman, sevdiğiniz zaman üzerinizdeki bütün sinir, stres, elektrik hepsini alıyor. ayrı bir sinerjisi var. Çok da akıllı arkadaşlar. O kadar temiz ki e, kedi e, kumunu e, böyle üzerine örtüyor. Elini, ayağını yalıyor, yıkıyor oraya koyduğum su kabının içinde. Çok temiz. Yani bizim evdeki hani peygamberimiz demiş ya kediler kendi evinizden bir insan, bir fert gibi e, yaşayabilir diye. İnsan e, bir kedi sahibi olunca bu peygamber efendimizin sözünü daha iyi anlıyor. Evet gitti şimdi. Biz de modelimize geçelim arkadaşlar. Sizlere hazırladığım modelim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu modeli sizlere daha önce tasarlamıştım. Kendi tasarımım bu şekilde. İlmek üzerine yapmıştım bunları. Bir de motif halinde sizlere göstermek istedim. Ara suyunu da aynı bu. Halkaya yaptığımız yaprağımla birebir aynı olsun diye bu şekilde tasarladım ve e, e, bakın arkadaşlar şu şekilde de fıstığımın arkasına ilmekler hazırladım bu fıstığın yerine isterseniz kirpikler veya da papatyanın tek yaprağı trabzanlı yapabilirsiniz isteğe bağlı siz de o şekilde nasıl kolayınıza gidiyorsa yapabilirsiniz Evet bugün size hazırladığım modelim bu şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar şöyle orta boy halkamız var. Orta boy halkanın içine motifimizi yapacağız. Her tuhafiyede orta boy halka bulunur. Küçük büyük bir de orta boy 3 boy zaten halka var. Evet, Sık iğne ile sabitlediğim yere 2 tane zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum ve halkamın içine girdim. Şöyle 2 iki alarak minik bir trabzan yap üzerine 4 tane zincir çekiyorum ve sık iğne ile trabzanımın arasına girip buraya sabitliyorum bir defa tığımı doladım halkamın içine girdim şöyle 1 2 2 alarak 3 seferde aldım ilkin 2 iki seferde ikincisini 3 seferde yine 4 zincirimi çektim arasına kirpik olarak kapattım Evet Şimdi iki defa tığımı doladım. Halkamın arasından girip bir tane ilmek alıyorum. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki ve iki. Dört sefer de aldım. Buralarda arkadaşlar bakın halkanın içine yapacağınız ilmeğiniz sıkı olsun. Diğerlerini de boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Bu halkalardaki güzel durmasının püf noktası da dibindeki ilmekleri sık almak. Şöyle fazla sıkıktırıp da şeyde esnetmeden arkadaşlar. Şöyle şimdi trabzanı kapattık kirpiğimizi ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle ilmeğimi tekrar alayım. 4 ve 5. Altıncı sık iğnemi bakın son trabzana sık iğne yaptım. Altıncı sık iğnemi de bu şekilde serum halkasında yaptım. Beş tanesini trabzanıma altıncıyı da serum halkasına. İlk yaprağın bu şekilde. Diğer üç yaprak da aynı şekilde. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp serum halkasının içinden girip iki şöyle iki alarak trabzanım hazır. 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum trabzanımın arasına bir defa tığımı doladım halkanın içine girdim şöyle bir şöyle iki şöyle iki 4 zincir ve bu şekilde sık iğne ile sabitledim 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 1 2 2 4 zincir şöyle trabzanımın arasına girip sabitliyorum geri kalan kısma 5 tane sık iğne veriyorum 2 3 4 5 6. da yine demin olduğu gibi serum halkasının içinde kapatıyorum Evet ikinci yaprağımız da bu şekilde Arkadaşlar şöyle üç tane olacak bu yaprak buraya. Şöyle birleştirdiğince evet. Öbür yaprağı da yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar diğer yaprağımı da tamamlayıp hemen geldim bakın. Şimdi bu ortada kalan bakın serum halkasının içine sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8 hemen bakın ilmeğimi şöyle hafif uzat uzatmamak gibi şöyle bir bolluk yapıyorum ve altından giriyorum dibinde bir zincir çekip ipimi çekiyorum yine altında girip şöyle tekrar göstereyim zincirimin altından girdim dibinde bir zincir ilmeğimi çektim 3 buraya 15 tane bu şekilde ilmek toplayacağız 4 şöyle 5 6 7 8 9 10 11 alttan girdim üstünde bir zincir şöyle 12 13 14 evet. bu şekilde 15 tane arkadaşlar ilmeği topladım ve hepsini birden bakın ucuna kadar çektim hepsini topladık şimdi serum arkasına girip oradan da bir tane ilmek alıyorum girdim şöyle dibinde de bir tane zincir çektim ve bu ilmeğimle kapattım üzerine şöyle bir zincirle oturtturuyorum Evet, yapmış olduğumuz serum şey <laughs> fıstığımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle hani orta boy 15 zincirli şey 15 ilmekli bir fıstık topladık. Şimdi arkaya 7 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle ters tarafına çevirdim bak. Yine bu e, serum halkasının içine kapatacağız yeşil yaprakla fıstığımın dibinden şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum ve 7 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum şöyle ilmeğimi göremedim bir an Evet şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum ön tarafına dönelim bakın bunu yatırıyorum hemen Çünkü bu şekilde yapımımız zor olacak yatırıyorum hemen ve bu çektiğim zincirimin dibine bir zincirle dönüş yapıp sık iğne yapıyorum Evet Yine bir zinciri çektim sık iğnemden sonra ipimi uzattım. Hemen bakın bu e, e, şey cam sil hortumu arkadaşlar. Bunu aparat olarak kullanıyoruz. Bu birinci ilmeğim. Yine aynı şekilde yuvaya girdim. Dibinde bir ve iki zincirimi çekip şöyle aparatıma taktım. Toplamda buraya 10 tane bu şekilde ilmek çıkaracağım. Yine girdim yuvaya dibinde 2 zincir taktım 3 şöyle 2 zincir 4 1 2 zincir 5 1 2 zincir 6 1 2 zincir 7 1 2 zincir 8 ve 9 Bakın, bu şekilde 4 6 8 9 doğru arkadaşlar şöyle sonuncu ilmek için de yine yuvaya girip 2 zincirimi çekiyorum ve kapattım şöyle bakın 10 tane ilmekten sonra yine yuvaya giriyorum bu şekilde ilmek çıkarıyorum bir iki zincir şimdi bunu burada koparacağım arkadaşlar şöyle bu model bu şekilde yapılıyor dönüşte yuvalar yapılmıyor sadece ilmekleri yuva olarak kullanacağım şimdi şunu da çıkaralım bu şekilde bu arkada yaptığımız yuvalar arkadaşlar bunu daha fazla uzun isteyenler kalemle de yapabilir Hani arkadaşlar diyor ya hani kalemle yaptık seninki kadar küçük olmadı diye onlara göstermek amaçlı isterseniz böyle küçük yapabilirsiniz diye ben zaten her şeyi ekran önünde yapıyorum arkada hiç öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar hani biz de aynı kalemle yaptık böyle minik durmadı o içini doldurduğumuz için minik duruyor evet şimdi çiçeklerinin yapımına geçelim evet arkadaşlar şimdi bakın buradan iki tane ilmeği aldım ve ipimi buraya tutturdum sık iğne ile sabitledim bir iki tane zincirimi çektim bir defa tığımı doluyorum hemen ilmeğimin arasına girip şöyle bir ve iki iki tanesi tığımda bakın arkadaşlar ilmeklerimin. hemen bir defa doluyorum aynı şekilde şöyle bir şöyle iki olarak alıyorum tığımda 3 tane ilmeğim var ve bu 3 ilmeğimi arkadaşlar üçünü birden almıyorum bakın şöyle 2 şöyle 2 alarak sağ meyilli bir damlacık görünümü trabzan yapıyorum şimdi en son 2 defa tığımı doluyorum bu kirpikli sık iğnem için yuva olacak şöyle bir şöyle 2 2 ve 2 bu şekilde trabzanı yaptık üzerine 4 zincir 4 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum hemen yanına bir sık iğne bir kirpik bir sık iğne olarak bu son trabzanı 4 tane dolduracağız 4 kirpikli bir sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar tekrar 1 2 3 zincir sık iğne ile buraya sabitledim hemen yine bir sık iğne bir kirpik bir sık iğne dördüncü kirpiğim için yine 3 zincir çekiyorum hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum şimdi Arkadaşlar bu sonuncu kirpiğin sık iğnesini yuvada yapıyoruz şöyle dibine de bir tane zincir çektim Evet yaptığımız işimiz bu arkadaşlar şöyle damlacık görünümlü trabzanımızın kenarına Kirpikli sık iğneli bir trabzan daha yaptık. Et dibine bir zincirimizi çekmiştik bu şekilde. Şimdi yine bir ve iki tane bu şekilde ilmeğimi alıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Hemen ilmeğimin arasına girdim bir ve iki. Ilmeğimde iki tane bu şekilde. E, tığımda iki tane ilmeğim var. Yine bir defa doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle bir. Şöyle iki alarak. Bu şekilde bakın. Tığımda üçe çıkardı. Hemen. Şöyle net. iki iki alarak. Üçünü birden asla almayın arkadaşlar. Şöyle sağ meyilli vermenin özelliği. Son yaptığımız e, trabzanımızı e, bu şekilde dört seferde çıkarmak. Şöyle yine iki defa tığımı doladım. Ilmeğimin arasından girip şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki ve şöyle iki. Bakın son trabzanımda bu şekilde dört seferde çıkardım ve bunu kirpiklerim için yuva yapacağım. Sadece başında dört zincir, diğerlerinde üç zincir çekiyorum. Hemen trabzanımın arasına girip kapattım ve sıradaki sık iğneye giriyorum. 1 2 3 zincirimi çektim hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum ve dibine de bir sık iğne yapıyorum 2 3 zincir hemen üstümüze ağırlık çöktü sanki arkadaşlar sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz dördüncü kirpiğimiz için 3 zincir ve sık iğne ile sabitliyorum hemen bakın kirpiğimi bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet, şimdi dibine arkadaşlar bir zincir şöyle belli belirsiz olsun ki geçiş köprümüz olarak çünkü birbirlerine yapışık görünmesini istiyorum. Bakın şöyle net bir çekim oluyordur inşallah. Buradan pek net gözükmüyor arkadaşlar. Evet, sık iğne ile bu şekilde ilmeğime geçtim bir iki zincir bir defa doladım hemen ilmeğimin arasına giriyorum bir şöyle iki tığımda iki tane ilmek var bir defa doluyorum ve yuvanın içine girdim şöyle bir şöyle iki iki tane ilmeğim var şimdi 2 iki, iki olarak aldım Arkadaşlar bir bakalım. Evet şimdi sanki daha net oldu. Şöyle iki defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle bir. Şöyle iki. iki Ve iki alarak bu şekilde son trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Kirpiğimi buraya hemen yanına bir tane sık iğne yaparak sabitliyorum. Üç zincir. ikinci kirpik yanına bir sık iğne 3 zincir hemen trabzana sık iğne ile 3 zincirimizi bu şekilde sabitliyoruz hemen yanına bir sık iğne yine 3 zincir sabitledim bu şekilde 4 oldu dördüncünün kirpiğini bu 2 ilmeğimizde yuvada sık iğne ile sabitliyoruz. Bir zincirimi çekiyorum ve bakın arkadaşlar şöyle bir ve iki tane alarak aynı işlem şu sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bakın bakalım bitmiş halini şöyle yani <laughs> bitirdiklerimize bakalım arkadaşlar. Bu şekilde e, üç tanesini yaptık beraber. Diğer iki tanesini hemen ben tamamlayayım. Bu motifimizi nasıl sabitleyeceğiz arkadaşlar? Ona geçelim. Evet arkadaşlar, ara suyunu bu şekilde e, minik yapraklarla yapmıştık. 3 tane tığ battığı yapıyoruz yapraktan sonra ara mesafesi olarak. Şöyle sık iğne ile ipimizi tığ battığımızı sabitleyerek başlayalım. İlk başlarken de bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım ve 1 2 iki olarak buraya bir trabzan yaptım. Şimdi 1 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 2 olarak aldım. 4 zincir buraya sık ile sabitliyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girip al yani arasına girip 3 seferde 1 2 2. Yine 4 zincir sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum bir defa doluyorum şey Pardon iki defa doluyorum yine trabzanıma giriyorum 1 2 2 2 olarak alt 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi buraya trabzanımın arasına şöyle sık iğne ile sabitliyorum geri kalan kısmı 5 tane sık iğne Aynı serum halkasına yaprak yapmıştı ki aynı şekilde arkadaşlar. Hiçbir farklılığı yok. Şöyle bakın 4 oldu sanırsam. 5 tane sık iğne yapıyoruz trabzanımıza. Hemen 6.yı da yuvada yapıyorum. Evet. Yaprağımız bu şekilde hazır. Dibini aşağı etmesin diye bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle iki zincirimi çekip buraya tığ battı yapıyorum. Evet model amaçlı olduğu için ben bu şekilde üç tane e, şey yaprak yaptım. Ara suyuna üç tane arkadaşlar. Siz e, e, fazla açmadan en az dört veya beş defa yapsanız yeterli olacaktır. Şimdi beş tığ battı yaparak e, şöyle ara suyumla çiçeğimin arasına bir mesafe vereceğim. Hemen sık iğne ile sabitliyorum buraya. Tekrar iki zincir. Şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Dördüncü bu şekilde arkadaşlar. Beş tane iki tane zincir çekerek tığ battığı hazırlıyorum. Ve buradan arkadaşlar bakın motifimi alıyorum. Şöyle motifin arasından serum halkasından girip Şöyle ipimizi buraya sık iğne ile tutturalım. Direkt oradan da yapabilirdik aslında arkadaşlar. Çıkarmışken bu şekilde yapalım. İpimi tuttum. Bakın bu tuttuğum ipimi bu serum halkamın içinden geçiriyorum. Şöyle elimizde düzeltelim, döndürdük. Evet, şöyle bakın yaprakla bu fıstığımın arasından sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle sıkı sıkı şurası Arkadaşlar ee, şimdi arkadan iki tane tığ battı yapacağız şöyle iki zincirimi çektim şöyle çevirelim şöyle yanında kaydırabilirsiniz nasıl rahat ederseniz o şekilde ben sizin görmeniz için biraz çaba sarf ediyorum şöyle 2 1 2 zincir iki tane arkaya bu şekilde tığ battığımızı yaptık ve dibine de bir tane zincirimi çekiyorum şöyle bakın motifimi çevirdim bak bu arka yaprak kısmına 2 de olur 3 de olur sizin tığ battığınıza ve serumunuza göre değişir arkadaşlar onu siz kendiniz bu şekilde bakın altın serum halkasının mesafesi şeklinde belirleyebilirsiniz yine bakın bu serum halkasının arasından giriyorum yaprağımın hemen kenarından bu bıraktığım ilmeği tutturacağım tuttum tığıma geçirdim halkadan. Çok kolay aslında arkadaşlar. Şöyle ayrıntılı yaptığımız için, sizlere anlattığım için bu şekil oluyor. Sık iğne ile bunu buraya sabitledim ve şöyle bir zincir çekip aynı tığ battıya bir tane daha yapıp şöyle sağlam olsun istiyorsanız yapabilirsiniz bakın. Veyahut da hani sağlam oldu derseniz ikinci tığ battıya aynı değil de bir sonraki tığ battıya iğne ile bu şekilde sabitleyebilirsiniz 1 2 zincirimi çektim hemen yine 5 tane buraya mesafe vereceğim şöyle tığ battımıın içine girip sabitledim 1 2 zincir sık iğnemi buraya sabitledim 2 zincir sabitledim 3 oldu 2 zincir sabitliyorum şöyle 1 2 3 4 oldu bir tane daha yapalım arkadaşlar iki zincirimi sabitledim buraya şimdi bakın, şu mesafe şu bolluk bakın iyi geliyor buraya bu şekilde şimdi bir tane e, bu 5 battan sonra bir tane daha şöyle yaprak yapalım bir defa tığımızı doladık ve boş olan tığ battıya giriyorum bir 2 2 olarak aldım bakın bu trabzan yaprağım için yuva olacak ve 1 ve 2 zincir çekiyorum hemen trabzanın arasına girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi bir defa doladım trabzanıma girdim 1 2 ve 2 4 zincir sık iğne ile sabitliyorum sonuncu iki defa doladım ve bir iki iki olarak aldım dört zincir evet bu şekilde arkadaşlar yaprağımızın yapımı da geriye kalan kısma beş tane sık iğne yapacağız şöyle bir iki üç 4 5 6'ncıyı da trabzanıma yapıyorum ve yanına bir tane sık iğne daha yapıyorum ki aşağı iletmesin şöyle arkadaşlar bakın yaprağımız bu şekilde oluyor 3 tane diğer yaprağa geçiş için üç tane şöyle tığ battı mesafesi veriyorum sık iğne ile sabitliyorum bir iki tane zincirimi çektim tığ battıya girip sabitledim Şimdi arkadaşlar trabzan yapıp tekrar bu 5 tane yapraktan ne kadar koymak istiyorsanız 4 tane yapraktan yapacağız. Hemen modelimize bakalım. Evet. Ee, şimdi e, çiçeğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle arasına da çok güzel yakıştı. Bakın. E, çok hoş durdu. Şöyle hepsini bir göstereyim. Şöyle e, şunları şöyle açıp düzeltelim arkadaşlar. Ve <laughs> dışarıda hürüm. dışarı çıkardım arkadaşlar. Yoksa çekim için şey yapmıyor. Evet. Modelim bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.